Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, önce %25 zam yapıldı. Arkasından %5 daha zam geldi. Hem emekliye hem de memura. Tabii sadece bununla kalmadı. O zamlarla birlikte zam yağmurları da yağmaya başladı üzerimize. Bunun dışında bankalara bir yük daha geldi. Tahvillere yeni bir tırpan geldi. Enflasyona endeksli tahvillere. Diğer taraftan ekonomist Tunç Yatıroğlu geçtiğimiz günlerde de burada da konuşmuştuk. Bankalara işte döviz transferi için belgelendirme zorunluluğu istenmişti. Onu Sayın Yatıroğlu bir çıt daha yukarıya taşımış. Ne diyor? Realitesi var mı? Gerçek mi? Onu da değerlendireceğiz. Bir de piyasaların gözü kulağı Fed'in toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklar da yayınlandı. 2023'te faiz indirimi yok deniliyor. Peki bunlar neler getirecek? Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sorur Özbülbül de karşımızda, hatta yine yolda ve arabada yakaladık Murat Bey'i. Merhaba Murat Bey, iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Ne demişler? Ömür biter, yol bitmez. Gene yollardayız. Evet, Yoldan da olsa yayın yapıyoruz. evet, zor şartlarda da olsa bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bir kere daha teşekkür ederim. Evet, o zaman hemen başlayalım. Sizi de yolunuzdan fazla almayalım. Tabii arabayı çekmek zorunda kaldınız yayınımız için. Ekonomist Tunç Yatıroğlu ile başlamak istiyorum. Bu bankaların bu döviz transferleri için belge isteme zorunluluğunu sermaye kontrolü olarak nitelendiriliyor. Zaten bunu herkes böyle nitelemişti ama sermaye kontrolü uygulaması rezerv şüphesi de yarattı. Bu da dolayısıyla bir anda sıçrama yarattırabilir diyor. Ne dersiniz, siz katılır mısınız? Gerçekten bu bir rezerv şüphesi yarattı mı, ki zaten rezervlerin durumu da ortada, ama bir kur sıçramasına sebep olabilir mi? Elbette olabilir değil, muhtemelen olacaktır. Yani piyasa bir şey bekliyor, böyle bir kelebek etkisi bekliyor. Yani ufacık bir olay sarıp gidecek. Çok tehlikeli bir noktadayız. Türkiye'de döviz olmadığını herkes biliyor. İktidar da sorunu çözmek yerine seçimlere kadar algıyı yönetmekle uğraşıyor. Yani ekonomiyi yönetmek zor iş. Ekonomiyi sağlığına kavuşturacak tedbirler zor iş. Hem bir bilgi, beceri hem de bir fedakarlık işi, bir güven işi. Ama algıyı yönetmek çok da kolay. O yüzden algı yönetmeye çalışıyorlar ama bir yer gelecek, kırılacak. Bunu ben de söylüyorum uzun zamandır. Bu bir sermaye kontrolüdür. Ama sermaye kontrolleri sorunu çözmez. Çözseydi Rusya'da çözerdi, eski Türkiye'de çözerdi. Hep söylediğim gibi. Türkiye'de zamanında sabit kur rejimi uygulanıyordu. O zaman da döviz krizi oluyordu. O zaman da ödeme krizi oluyordu. İşte en meşhur bunlardan 1958 Adnan Menderes hükümetinin döneminde yaşanan iflastır, moratoryumdur. Şimdi yani bir tür örtülü moratoryum yaşanıyor. Yani dönüp sen Putin'e diyeceksin ki abi ya ben gaz paralarını ödeyemiyorum. Ya şunu bir sene 2 sene ötele. Olur. Bunun şartlarını da tabii söylemiyorlar. Hangi siyasi şartlar, hangi mali şartlarla ödendi. Putin hazır seni ocağına düşürmüş. İstediğini dayatıyordur. Yani o da bir çeşit moratoryum. Bu sermaye kontrollerinin ağırlaşarak sürmesi muhtemeldir. Hükümet gözünü kararttı. Tek yapacağı şey seçime kadar yeni bir kur atağı yaşamamak. Bu yüzden de işte enflasyon düşüyor göstermek. Ekonomiyi göstermek. Yaptıkları tek şey bu. Ama başarabilirler mi, başaramazlar mı çok emin değilim. Peki bankalara bir yük daha geldi bugün, bir açıklama daha geldi. Bu TÜFE endeksli kıymetlere uygulanan iskonto %60'tı, onu da %70'e çıkardılar. Ne diyorlar bankalara, siz çok kazandınız artık yeter mi diyorlar, ne demek istiyorlar? Şimdi hani zamanında 2001 krizinde bankalar hortumlandı falan filan diye propaganda yapıldı. Gene o zaman da algı yönetiliyordu. O zaman da bankalara böyle yanlış işler yaptırıldı. Zorunluluklar getirildi. Sonuçta birçok bankaya bono satıldı. Adamlara dediler ki gidin yurt dışına sendikasyon yapın. Gelin Türkiye'den düşük faizli bono tahvil alın. Bankalar da bunu yaptılar. Yapan bankaların hepsi battı. Sonra patronları suçladılar. Ya bunlar işte şey yapıyorlar, bankalarını hortumladılar diye. Şimdi devlet bankalara yanlış işler yaptırırsa bunun bedelini bankalar öder. Kamu bankalarına görev zararı yazılır, özel bankalar batar. Akıllı özel bankalar bu tip toplara girmez.
Her şeye de zam geldi dedik, hani enflasyon bir tarafta yerinde duruyor, tamam marketlere hani şey indirim yapın, hatta fiyatları sabitleyin diye baskılar da yapılıyor. Arka sarkaya bütün marketlerde bunu açıklıyorlar ama yani ete zam geldi, yumurtaya zam geldi, alkole zam geldi, sigaraya zam geldi, pasaport ücretlerine zam geldi. Aslında tamam marketlere öyle bir yaptırım uygulanıyor ama diğer taraftan da her şeyde aldı başını gidiyor. Ebru bak çok açık söylüyorum. Markete baskı yapacaklarına nüfus idaresine baskı yapsınlar. Pasaport ücretlerine niye %122 zam geldi? Yani enflasyon %65 ise buna inanıyorsan, evet, pasaport ücretlerine niye böyle zam yaptın? Yani sonuçta pasaport almak da bir masraftır ve benim enflasyonumu etkileyen bir şeydir. Araç muayene istasyonlarına %122 geldi. O masraf değil mi? O %122 artmış. Yani bak bunlar devletin ayarladığı, evet, devletin kontrolünde olan işte. Şimdi ya bir şişe bira 30-40 liraya çıkmış. Korkunç ya. Korkunç. Sigara işte şey efendim içmesinler. Hani diyor ya sulusunu da kurusunu da içiyorlar, ne kadar zam yaparsak yapın. Tabii yani o sen zam yapıyorsun. Millet de onu yaşam maliyetine katıyor. Ürününe zam yapıyor. Kirasına zam yapıyor. Ücretine zam yapıyor. Bu yani sen içmiyorsun diye içmek isteyene ne karışıyorsun? Bu yaşam biçimine müdahale. Ve bunu fiyatla yapıyor. Siz de içmiyorsunuz sigara yani. Evet. Ben de sigara içmiyorum ama yani içene de ya içmezsen iyi olur diyorum ama adamı zorlamak için fiyatına zam yapmıyorum. Yani alınamaz seviyeye yükseltmiyorum. Ya yükseltirsen ne olur? Millet kendi içkisini, kendi sigarasını kendi yapar. Kaçakçılık olur. Yasa dışını özendirirsin. Yasa dışına bir uçtan bulaşırsan nereden çıkacağın belli olmaz. Yani saçma sapan işlerle doğru sonuçlar alınmaz hep. Peki biraz da küresele bakalım. Küreselin de gözü biraz bu FED tutanaklarındaydı. Oradan ne çıkacak diye. Yani enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını, daha fazla ilerleme kaydedene kadar da faiz oranlarını yüksek almaya devam edeceğini söyledi. Yani kısacası faiz artışına daraltma yanıltıcı olmasın, 2023'te faiz indirimi yok mesajı geldi. Peki bu piyasaları nasıl etkiler? Yani adamlar akıllı adamlar, işi biliyorlar, kadroları liyakat ehli ve netice itibariyle enflasyonla mücadele edeceklerini beyan ettiler, sözlerini tutuyorlar. Şimdi biz de enflasyonla mücadele ediyoruz diyorlar, palavra sıkıyorlar, enflasyonla mücadele eden falan filan yok. Çünkü enflasyonla mücadelenin belli bir ekonomi modeli vardır. Yani sen oradan işte bilmem emlak kredilerini arttır, buradan şunu arttır, oradan bunu arttır, enflasyonla mücadele ediyoruz de kimse inanmaz. Yani 2023 yüksek enflasyon, güçlü dolar yılı olacak. Eğer Türkiye kuru baskılamakta devam ederse, geçen sene hatırlarsan birçok yayında daha böyle 8. ayda, 6. 7. 8. ayda ben hep şey demiştim. 110 milyar doları geçecekmiş ticaret açığı demiştim. Evet. Kuruşu kuruşuna tutturdun mu? Tutturdum. Evet. Hani Nebati Bey gözleri pırıl pırıl anlatıyordu ya. Efendim biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, dış ticaret fazla, ticari fazla vereceğiz, döviz kazanacağız filan. Hepsi hikaye oldu. Yani ekonomi modelleri çöktü aslında. Ama adamlar çöken ekonomi modelinin önünde poz verip ya o ekonomiyi ne güzel yönetiyoruz, bak ne güzel bir ekonomi modeli yarattık demeye utanmıyorlar. Ben ne yapayım? Yani ekonomiyi nasıl yönetiyorlar orası tartışılır ama algıyı yönettikleri kesin değil mi? Ya bu hep şey, Göbels'in meşhur taktiği vardır. Zaten onu harfiyen uyguluyorlar. Rus tankları Berlin'e girmiş, çatışmalar, top sesleri filan gırla gidiyor. Berlin radyosu yayın yapıyor. Sevgili halkımız diyor, bu duyduğunuz top sesleri Rus ordusu karşısında büyük bir zafer kazanan Alman ordusunun zafer kutlamaları için attığı topların sesidir. Ve millet de inanıyor ya da inanıyor gibi görünüyor. Ama ne oldu? Gerçekler algı yönetimiyle değişmez. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de vaktinizi aldık. Yoldan da aldık sizi. İyi yolculuklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.